Evet, sevgili yıldızlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, yıldızlar için şairane Farsça derslerimiz devam ediyor. Muhammed Ekrem hocamızla tabii her zaman ortak bir gün bulamıyoruz. O yüzden nedir bazen bu metinleri de ben de kendi dilim döndüğünce tabii ki ben bu alanda bir üstad değilim tabii ki ama hani ileri seviye Farsça eğitimlerine kadar katılmış bir kardeşinizim. Onu da söyleyeyim. Şimdi bazen tabii ki genelde Muhammed hocamızla yapacağız. Hatta Negin Hanım olsun, diğer başka Ali Rıza hocamıza da söylemiştim. O çok güzel şiir tercümeleri yapıyor. Yine onunla da ders yapmayı düşünüyorum önümüzdeki haftalarda inşallah. Ama genelde Muhammed hocamızla yapacağız. Fakat bazen böyle ben nedir daha hızlı belki YDS'ye hazırlanan arkadaşlarımız olabilir. Yine Farsçasını böyle geliştirmek için video yüklense de böyle biz geliştirsek kendimizi diyen yıldızlar olabilir. Bizim sloganımız biliyorsunuz yıldızlar en az bir doğu en az bir batı dilini öğrenir. Bu minvalde de yıldızlar için şairane Farsça derslerimize başladık. Orta seviye metinler okumaya devam ediyoruz. Tabii ben derslerimizde Muhammed hocamızın hakkını yiyemem. Ona sıkça teşekkür ediyorum. Ondan çok şey öğrendim. Hani ben ne öğrendiysem hocam odur diyorum. Sağ olsun. Hani gerçekten de gecenin hangi saatinde olursa olsun yazıyorum. Sabah görünce bana dönüyor. Yani her konuda da destek veriyor. Yani gerçekten hem de Türk olması sebebiyle daha iletişimimiz kuvvetli. İşte ben Tahran'dan gittiğimde beni ağırlıyor sağ olsun. Ve onunla tanışmamıza vesile olan ben Cengiz Uysal hocamıza da teşekkür ediyorum. O da evinin kapılarını açtı. Açıkçası hep ağırladı. 3 kez Tahran'a gittim hatta. 1 aydan fazla kaldım. Evin anahtarını verdi. Gerçekten Trabzon'a da selam olsun buradan. Onu da söyleyeyim. Yani ama tabii ki Farsça birikimimize hani Muhammed hocamızın en çok emek Muhammed hocamızın geçmiştir. Ama arkadaşlar yani İram'da Zühre hocamız olsun, Ali Rıza, Mukaddem hocamızın soyadını hatırlayamadım şu an. Olsun. Yani bu gerçekten bu hocalarımızın da büyük emekleri olduğu. Yine bizim Fars Dil ve Edebiyatı'ndan mezun kardeşimiz Yusuf Ayaz gerçekten Tahran'da bize rehberlik yaptı. Çok sevdiğim, çok güzel bir insan. Başka yine Tahran'da tabii güzel dostlarımız var. Negin Hanım var, Maide Hanım var, Şakayk Hanım var. Onlara da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların da benim Farsçama önemli katkıları oluyor. Ve bir şey sorduğumda sağ olsunlar ilk fırsatta dönüyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Yine Necdet Tosun hocamızın, Ahmet Çelik hocamızın derslerinde de bulundum. Yine Baran Zeydan hocamızdan eğitimlerine de katıldım arkadaşlar kısa bir sürede olsa. Yani birçok eğitime katıldım ben. Hani bu anlamda Farsçayı böyle bir aşk olarak görüyorum arkadaşlar. Baran hocamızın kanalı da var bu arada. YouTube'da da çok güzel videoları var. YDS'ye hazırlananlar, Farsça öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza da ben ısrarla tavsiye ediyorum. Onu söyleyeyim. Yani böyle unuttuğum varsa da hani benim Farsçama katkı sağlayan İbrahim hocam var Konya'dan. İbrahim Kuntu zannediyorum. Onun da derslerine katıldım. Kısa bir sürede olsa arkadaşlar. Unuttuğum varsa Farsçama katkı sağlayan o hocalarımızın da özür diliyorum. Ama tabii Muhammed Ekrami hocamızın yeri ayrı. Onu da hani hakkını verelim. Zaten bize videolarımıza da yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar ben orta seviye metinlere devam ediyoruz. Hemen şuradan metnimizi ekrana göndereceğim. Evet. Benim de tabii dokümanlarım bayağı karışık fazla arkadaşlar. YDS, YDS sözlük. Yani önümüzdeki günlerde YDS sözlük ile ilgili de çok güzel bir çalışma yapacağım. Böyle kulağınıza takıp dinleyebileceğiniz hem video hem ses kaydı olacak şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Bu konuda Muhammed Ekrami hocamız ve Negin Hanım'dan faydalanacağım. Evet, şimdi şairane Farsça orta seviye hikayelerden devam ediyoruz. Handan isimli kitaptan bu metinler arkadaşlar biliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Evet, şuradan Farsça bir. Sadece bir notlarımı bir görseniz ne kadar notum var, ne kadar çalışmışım arkadaşlar. Yani çalış çalış bir karış diyormuşum.
Evet, bu arada şairane Farsça diye bir konuşma kılavuzu da hazırlıyorum. Yıllardır kafa yorduğum bir şey gerçekten şairane. Bir yani hani belki konuşma kılavuzu olacak ama çok güzel cümleler olacak arkadaşlar. Hayatın içinde kullanabileceğimiz. Onlara da birkaç senedir kafa yoruyorum. Şimdi notlarım olunca Farsça konuşma kılavuzu onu gördüm. Şimdi devam ediyoruz. Evet, Hande'n diyorum. Orta seviye metinler. Evet, hangi metnimizi? İntihabi Şoğul. Evet, İntihabi Şoğul. Kaçıncı metindi bu? Bakıyorum. Evet, doğru. Şimdi de size göndereceğim sevgili yıldızlar bunu. Evet arkadaşlar. İntihabe Şoğul. Evet, metnimiz herhalde geldi sizlere arkadaşlar. Şöyle ben biraz büyütüyorum kendim de rahat okuyayım diye. Evet, şöyle ben kendimi de farklı bir yere koyayım. Tabii siz de kayıtta nerede görünecek bilmiyorum ama kendim de böyle metnin bir kenarına koyayım istiyorum. Evet, bu arada 23 dakika kaldı diyor. Arkadaşlar ben şu bir müsaadenizle şu bilgisayarın şarjını da takayım. Böyle çalışmazken de takılı kalmasın diye koymuyorum. Evet, şimdi tamam. Evet arkadaşlar, şoğul meslek, meşguliyet, meşgul kelimesinden de geliyor. Arapçadan Farsça'ya geçmiş bir kelime. Arapçada Farsça kelimeler fazla. İntihab da arkadaşlar seçmek. Tamam, oradan yani meslek seçimi. Hani Türkçe çevirecek olursak İstanbul Türkçesine öyle. Evet, ben devam ediyorum arkadaşlar. Pederi Ferhat. Peder arkadaşlar Farsça ile İngilizce'nin ortak noktaları vardır bu arada. Evet, Pederi Ferhat, peder baba arkadaşlar. Ferhat'ın babası, üstadı danışgah. Tabii Muhammed Ekrem hocamız olsa telaffuzları daha güzel yapıyordu ve ona baştan okutuyorduk ama ben arkadaşlar nedir okuyarak açıklama yaparken zaten okuyacağım. Telaffuz hatalarım, yanlışlarım olursa da arkadaşlar ben bu konuda bir üstad değilim. Bir Farsça sevdalısıymış gibi düşünün. Altına yazabilirsiniz. Böyle kaçırdığımız noktalar olursa da önümüzdeki videolarda Muhammed hocamıza sorarız. Yanlışlarımızı düzeltiriz. Onu da söyleyeyim. Evet. Ferhat'ın babası, üstadı danışgah. Üniversite hocası arkadaşlar. Üstadı danışgah. Daniş bilmekten geliyor. Danisten, daniş o kökten geliyor. Gah da yer demek. Yani bilgi öğrenilen yer. Danışment işte bilim adamları için, uzmanlar için kullanılıyor. Aynı kökten gelen kelimeleri bilirseniz, hani kökenlerini bilirseniz arkadaşlar kelimeler daha iyi aklınıza gelir. Tabii biz danışgah diyorum da ben alışkanlıktan, normalde Farsça'da kefleri yani ince söyleyiş yok arkadaşlar. Onlar mesela kamilen demiyor, kamilen diyor. Danışgah diyorlar yani. Danışgah demiyorlar, danışgah diyorlar. Onu da söyleyeyim. Ferhat'ın babası tabii hani ben Tahran'da da kısa süreli kalışlarım olduğu için konuşma diline de az çok vakıf olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, Ferhat'ın babası üniversite hocası ve madereş. Arkadaşlar maderem, maderet, madereş. Annem, annen, annesi. Hemen söyleyelim. Yani Türkçe'de olduğu gibi nedir? Benim annem de diyebiliyoruz, annem de diyebiliyoruz. Yani madereş, onun annesi, mader u da diyebilirdi, onun annesi de diyebilirdi. Tamam, yani ek halinde de gelebiliyor, kelime halinde de gelebiliyor. İyelik zamirleri ya da iyelik ekleri, onu da söyleyelim. Annesi pezeşkest arkadaşlar, pezeşk doktor. Yani Farsça'da doktor da kullanılıyor arkadaşlar. Yani batı kökenli kelimeler hani bizde nasıl kullanılıyorsa Farsça'da da nedir artık girmiş. O yani pezeşk yerine doktor da tercih ediliyor normal hayatta. Onu da söyleyeyim. Hani öyle yıllarca Tahran'da kalmış birisi değilim ama arkadaşlar hani uzun yıllardır Farsça ile iştigal eden birisi olduğum için size hayatın içinde Farsça'ya dair de hani konuşma kılavuzu hazırlamaya yüreği yeten birisi olarak da böyle zaman zaman bilgiler vermek istiyorum. Evet. Ferhat'ın babası üniversite hocası ve annesi doktordur. Vakti
Ferhat, Beçebut. Arkadaşlar vakti zaman bildiriyor bakın. Ve Ferhat Beçebut, Ferhat çocuk idi. Bu vakti yani arkadaşlar Ferhat çocukken. Buradaki vakti orada nedir? Fiil geldiği zaman işte nedir? Mesela manden kelimesiyle kullanıldı. O zaman ne diyoruz? Kaldığında, kaldığı zaman. Burada yalnız becce bu demiş. Çocuk idi. Yani çocuk olduğu zaman. Çocuk, tabii Türkçe, günümüz İstanbul Türkçesine çevirirken biz çocukken diye kullanıyoruz. Veya çocukluğunda öyle de diyebiliriz. Dostaşt. Arkadaşlar dostaşt normalde sevmek ama istemek anlamında da kullanılabilir. Burada olduğu gibi pezeşk beşevet. Arkadaşlar pezeşk yani doktor bu emir kipiyle çekilmiş beşevet olsun. Bak şöyle çocukluğunda aslında istedi bu. Dostaştan istemek arkadaşlar istedi ama tabii biz çevirirken istiyordu daha güzel diyor. Çocukluğunda doktor olsun istiyordu. Yani hatta tam dil bilgisi açısından cümle şu. Dostaşt ki pezeşk beşevet arkadaşlar. Yani istiyordu ki doktor olsun. Tabii bizim İstanbul Türkçesine çevirirken bunu ne diyeceğiz? Fiilimsilerle birlikte çevireceğiz. Doktor olmak istiyordu. Çocukluğunda Ferhat doktor olmak istiyordu. Ben nezeri u. Arkadaşlar benezeri men, benezeri u, benezeri ma bu kalıplaşmıştır. Nezer görüş, düşünce. Yani bence diyor, onun düşüncesine göre diyebiliriz. Bu kalıplaşmış ifadedir. Benezeri men, bence mesela. Benezeri u, onca, yani ona göre. Ve zeşka, doktorlar, şuli mühimmi taşten. Diyor ki yani doktorlar çok önemli bir iş yapıyorlardı. Çok önemli bir mesleğe sahiplerdi diyebiliriz arkadaşlar. Ha çokluk eki. Farsça'da an ve ha çokluk ekleri. Pezeşk ha. Tabii telaffuzda pezeşk ha demiyoruz. Pezeşk ha. E'yi de düşürüyoruz onu da söyleyeyim. Genelde düşüyor arkadaşlar. Evet pezeşk ha. Şöyle mühimmi, önemli bir meslek sahibiydiler. Öyle diyebilir, sahip olmakta işte. Çün, anla, an, çün, bizdeki kullanılan çün var ya, Farsçadan geçmiş arkadaşlar. Çün de Farsçadır, ki de Farsçadır, bizde çünkü olmuş. Bağlaç olan ki var ya, o da işte çünkü'deki ki odur arkadaşlar. Anha, onlar, da, ve merdüm, insanlara komek mi konen. Arkadaşlar onlara yardım, onlar da anha. Arkadaşlar men, ben, to, sen, u, o, ma, biz, şoma, siz, anha, onlar. Çekim, ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirleri. Onlar da insanlara, merdüm insan, mert var ya o kökten geliyor arkadaşlar. Merdüm, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Mert normalde erkek demek. Arkadaşlar merdüzen, Mevlana'nın mesnevisinde de geçiyor biliyorsunuz. Merdüzen çok kullanılır, kadın erkek. İnsanlara, ama burada merdüm dendiği zaman halk, insanlar gibi düşünüyoruz. İnsanlara nedir? Komek, komekkerden yardım etmek, yardım ediyorlar. Kerden arkadaşlar geniş zaman, muzarisi ne oluyor? Kon oluyor. Konem, koni, konet. Konim, konit ve konend şeklinde. Tabii telaffuzdan konend diye D'yi söyleme. Konen, mi konen, komek mi konen. Tamam. Evet, onlar ne yapıyor? İnsanlara yardım ediyorlar. Biz de tabii Türkçe'de ediyorlar değil de ediyor da diyebiliriz. Yani lar da düşebilir. Ve hem beramedi hubi, iyi bir kazanç daren sahibidirler. Yani hem yardım ediyor hem de iyi para kazanıyorlarmış. Ama bazı vakta, bazı zamanlar arkadaşlar. Ama bizdeki ama fakat bazı zamanlar ki kesi biri der bimaristan.
Kes, herkesteki kes arkadaşlar. Yani Türkçe mantıkla anlatayım ki daha çok aklınızda kalsın. Bimar hasta demek arkadaşlar. Bu Fuzuli'nin beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan, yani bütün hastalarına canan. Devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Diye bir musammak gazeli var. Ben tabii divan edebiyatı üzerine çalışmalar yapan birisi olduğum için ve divan edebiyatını gerçekten çok sevdiğim için evet bunlara biraz daha hakim sayılırım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Evet, Bimaristan'da yer adı İstan olduğu zaman mesela Gülistan, Türkistan arkadaşlar yer adı yapıyor. Nedir? Hastanede biri bazı vakitler diyor mi mort. Arkadaşlar mort ölüyor, tamam mı? Morden mort. Tamam mı? Hani bizde de mort falan denir, kullanım vardır yani. Burada evet. Mordem, mordi, mort. Ölüyordu arkadaşlar, tamam mı? Ne diyor? Hastanede biri ölüyordu diyor bazı vakitler. Madereş annesi hayli narahat. Hayli narahat yani çok sıkıntılı bir şekilde, çok üzgün. Rahat, narahat arkadaşlar. Ben de yoksa bu sükun, sen de vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar? Fikredelim bir kere diyor. Na, bi. İki yok. Yani Farsçadaki olumsuz ekleri na ve bi'dir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada da na rahat, rahatsız. Tamam mı? Yani sıkıntılı bir şekilde, biraz psikolojisi gergin bir şekilde ve hane, hane ev arkadaşlar. Kullanımda hune diye de kullanılıyor. Ağlar telaffuzda, bilhassa Tahran'da arkadaşlar hune şeklinde kullanılıyor. Ve hune, mi Ahmet. Ahmet'den gelmek arkadaşlar. Mi Ahmet geliyordu. Yani sıkıntılı bir şekilde, gergin bir şekilde, üzgün bir şekilde eve geliyormuş. Çen saat, birkaç saat, çen birkaç arkadaşlar, birkaç saat. Bakesi, kimseyle harf nemizet. Zeden konuşmak, harf zeden konuşmak arkadaşlar. Zeden vurmak demek. Hani bizde deprem zede var ya, oradan geliyor deprem vuran. Zade var bir de arkadaşlar. O da doğmak, zaden fiili. Tamam mı? Haramzade, haram bir şekilde doğmuş insanlar için. Mecazi anlamda tabii, haram minyan falan anlamı da var da. Orada zaten. Novzat diyoruz ya mesela. O da oradan geliyor. Novzat. Yeni doğan arkadaşlar. Zaten zat. Orada tabii değişmeler oluyor. Geniş zaman köklerinde olsun. Bazen ekler geliyor. Mi arkadaşlar şimdiki zamanı ifade ediyor. Z geçmiş zamandaki çekimi, tamam mı? Zedenin şeyi zen arkadaşlar. Geniş zaman kökü, onu da söyleyelim. Vurmak demek. Aslında Azerbaycan Türkçesinde falan da vurmak anlamında kullanılıyor. Farsçanın tesiriyle olsa gerek. Evet, Gürcistan'da kaldık. Azerbaycan'a gittiğimiz için arkadaşlar az çok, bir de çok Azerbaycan Türkleriyle tabii muhabbetimiz var. Bu arada Halil Sarvarov kardeşime, Ağızka Türklerinden ama Azerbaycan'da yaşayan kardeşime de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada beni epeydir aramıyorsun, evlendin, bizi unuttun. Bu sitemim de burada kalsın. Evet, çok sevdiğim bir kardeşimdir. Sitem sevgiden doğar, onu da söyleyeyim. Evet, kimseyle konuşmuyordu. U, dost ne daşt. O sevmiyordu gibi bir anlam çıkıyor ama arkadaşlar burada istemezdi, istemiyordu desek daha doğru. Mordeni kesi, birinin ölmesini bebinet arkadaşlar. Burada da yani birinin ölmesini görsün istemiyor. Yani görmek istemiyordu diyeceğiz burada da. Yine dost ne daşt ki, orada da tam dil bilgisi açısından ki, mordeni kesi ra bebinet diyeceğiz. Birinin öldüğünü görmek istemiyordu desek daha güzel bir çeviri olur. Ve hune, evet, hunevade, hunevade, hanevade arkadaşlar. Telaffuzda öyledir. Hunevade eş. Eş onun arkadaşlar. O ve onun ailesi. Berayi şoliu, onun mesleği için, yani onun işi için, yani onun işinden dolayı narahat başent, rahatsız
oluyorlardı diyebiliriz. Tamam mı? Baş. Uden baş arkadaşlar. Olmak. Evet. Ve evet rahatsız oluyorlar. Devam ediyoruz. Benaberin bunun üzerine, bunun için gibi düşüneceğiz. Bina, bunun üzerine bina etmek. Yani bu yüzden bunun için tesmimi hodeş kendisi kendi tesmim karar, tesmim giriften karar almak arkadaşlar. O nedir? Bunun için kararını, kendi kararını evesker değiştirdi. Evesker'den değiştirmek arkadaşlar. U tesmim girift. U tesmim girift, giriften gir almak arkadaşlar. O karar aldı. Ki, burada arkadaşlar ki'ler tabii düşüyor. Evet. U tesmim girift ki düşmüş. Danişgah. Beş evet. Evet. Danişgah. Şey, üstadı danişgah. Beş evet. Yani o ne yapmış? Annesi baktı ki çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani annesinin mesleğini değil de babasının mesleğine meyletmiş. O diyor bunu şöyle çevirmemiz en güzel. U tesmim girift diyor ya, o karar aldı ki üniversite hocası olsun. Birebir dil bilgisi açısından böyle çevireceğiz. Ama hani Türkçe'nin estetiği açısından ne dememiz lazım? O nedir? Üniversite hocası olmaya karar verdi. Böyle demek daha doğru. U as in, o bu kararından hayli hoşhal bud, çok memnundu, mutluydu, hoşhal. Hoş ve hal arkadaşlar. Mutluluk üzerine olmak gibi bir şey. Mutlu olmak yani. Çün fikrimi kert. Çün düşünüyordu ki ya da sanıyordu ki, sanmak anlamı da var fikir kertenin, onu söyleyeyim. Zaten yakın anlamları. Her Rus her gün her gün ve danişçüyan öğrenci, danişçü yani cevan arkadaşlar, yani genç öğrencilere ne yapacak? Ders mi dehet? Ders daden de arkadaşlar, vermek, ders daden vermek, da dehet de veriyor. O sanıyordu ki, bak ne yapıyor? Ve danışcıyanı veriyor. Hatta verecek diyebiliriz. O sanıyordu ki, zannediyordu ki genç öğrencilere ders verecek ve onlara yardım edecek. Komek kerden de yardım etmek. Komek mi konette kerden konulmuş arkadaşlar. Yani şoden, şev, kerden kon, bunlar her zaman karşımıza çıkar arkadaşlar. Kerden etmek demek, komek kerden yardım etmek. Bu da kömekçiniz olsun arkadaşlar. Yani neden? Allah yardımcınız olsun. Şeyde de Türk Cumhuriyetlerinde de kullanılır. Bu arada Türkiye Cumhuriyetler dendiği zaman Türk'le ilgili cumhuriyetler gibi bir anlam oluyor. Türkiye Cumhuriyet yanlıştır arkadaşlar. Türk Cumhuriyetleri daha doğrudur. Çünkü onlar Türk'le ilgili cumhuriyetler değildir. Bizatihi Türk Cumhuriyetleridir. O Rusya'nın veyahut da emperyalizmin, siyonizmin nedir? Bizi ayrıştırmak için kullanmış olduğu kavramlar diyelim. Evet, devam ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk mesajlarından sonra arkadaşlar, herkes katılmayabilir tabii ki arkadaşlar, ama ben hani ortama göre konuşan bir insan değilim. Her masada kendi duruşumla olmayı tercih eden birisiyim. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Evet, nerede kaldık? Her Rus yardım etmek. Evet, kerden kon arkadaşlar. Konem, koni, konet, konim, konit, konend. Tamam mı? Burada da mi nedir? Mi konet. Konem, koni, konet. Yani yardım edecek. Evet, gelecek zaman anlamında da kullanılabilir tabii ki. Hani bizde de anlam kaymaları var ya, öyle arkadaşlar. Normalde tabii şimdiki zaman. Ama yek Rus, ama bir gün arkadaşlar, vakti pişi pedereş, babasının yanındayken. Burada bak, vakti piş yan demek arkadaşlar. Ön demek aslında hatta. Peşin diyoruz ya, o oradan geliyor arkadaşlar. Piş, peşin. O babasının yanındaydı. Yani ya babasının yanındayken
Şenid. Şeniden işitmek arkadaşlar. Dinlemek. Beş no diyor ya Mevlana Mesnevisi'ne. Beş no diye başlıyor ya. Yani oradan. O da Şeniden'den geliyor arkadaşlar. Evet. İşitti babasının yanındayken. Ne yaptı? İşitti. Şeniden Şenid. Ki danışçıyan öğrenciler ez imtihan hayı seht i pedereş. Babasının, bak pedereş, babasının seht, zor, asan, kolay arkadaşlar ya da asun telaffuzda. Babasının zor sınavlarından öğrenciler rahatsızdılar. Bak hesten burada ek eylem gibi düşünün. Narahat hestent. Rahatsızdılar, onlar rahatsızdılar. Bazı ez anha, onlardan bazısı mi goftent diyordu. Goften söylemek, goften go arkadaşlar. Söylemek, geniş zaman kökü de go. Ki üstad yani hoca, profesör, hemişe daima numreyken az not, kıt not, notu kıt olmak var. Ve danışçıyan az not veriyordu. Kime bak mi dehet veriyordu. Veriyor daha doğrusu. Zaten mi mi dat olmadığı için onu ne diyeceğiz? Deh olmuş. Zaten deh. Veriyor diyeceğiz. Öğrenciler diyor ki az not veriyor üstad her zaman diyorlar. Hemişe her zaman arkadaşlar. Ve bazı diye diğerlerinin bazısı da arkadaşlar diyordu ki ma numrehayı hubi bize iyi bir not mi girim? Biz iyi not alıyoruz diyorlarmış onlar da. Giriften almak, gir, geniş zamanı girem alıyorum, giri alıyorsun arkadaşlar, giret alıyor, girim alıyoruz, girin ya da girit, yazılışta girit, okunuşta girin de olabilir. Alıyorsunuz, giren alıyorlar. Biz alıyoruz. Yani hani not ben vermedim siz aldınız der ya bazı hocalar arkadaşlar. Veyahut da bazen siz aldınız değil ben yüz verdim modu vardır. İşte bazıları diyormuş ki bu hocanın az not veriyor. Düşük alanlar hoca bize az not veriyor. Yüksek alanlarda biz yüz aldık diyorlarmış. Yani kimseyi memnun edemiyormuş. Oraya gelecek. Evet. Diyorlar. Ma nomre hayi hubi. Bir girim evet onu söyledi. Ferhat an muki. Ferhat o vakit. O zaman muki. Arkadaşlar vakit. O zaman anladı. Arkadaşlar. O zaman anladı. Fehmiden anlamak, idrak etmek arkadaşlar. Anladı ki peder, baba ve anha onlara numrayı kem midehet. Midehet. Evet onlarına az not veriyor. Anlamış ki o baba az not veriyor. Ya da onlar numrayı kem migiret ya da onlar az not alıyor. Ya babası az not veriyor ya onlar az alıyor diyor. Bad ez müddeti bir süre sonra diyeceğiz arkadaşlar. Bad ez bir süreden sonra diyoruz da biz bir süre sonra burada ezden demek. Ferhat tesmimeş kararı yani onun kararı eş buradaki tesmim karar tesmimeş onun kararını evesker değiştirdi. Kararını değiştirdi. O fikri mikert bişteri danişçü yani cevan be fikri nomre hestent. O fikri mikert. O düşünüyordu öğrencilerin çoğu arkadaşlar evet öğrencilerin çoğu nedir? Bizde hani not derdinde olmak var ya ben öğrencilerim hep öğrenmeye odaklanırım derim.
arkadaşlar, not derdinde, bak, nom, fikri nomere, yani not düşüncesi, not derdindeydiler. Ve kesi, usta, kimse, arkadaşlar herkesten geliyor, üstadeş hocasını sevmiyordu. Dost, dust, ne daret, sevmiyor. Öyle diyelim, gramer, dil bilgisi açısından sevmiyor. Ferhat müddeti ziyadi, uzun süre sonra arkadaşlar, Beşol ha, meslekler ve Adem ha, insanlar diyelim. İnsanlar ve mesleklere, şey, muhtelif insanlar ve mesleklere fikir mi kert? Burada kafa yordu diyebiliriz. Kafa yormuş yani, ben ne olabilirim diye. Mühendis ha, mühendislere. Ondan sonra haleban ha, arkadaşlar. Haleban pilot, arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, bilmediğiniz kelimeler olduğu zaman, bakın benim sık kullanılanlarım da, tabii ben bir Türkçe sevdalısı da olduğum için arkadaşlar. Yani nedir? Sık kullanılanlarıma buradan gireceğim, bakın. Birincisi arkadaşlar, bak, sık kullanılanlarımın ilk dördünü sizinle, beşini hatta sizinle paylaşayım. İSAM. Birincisi İSAM ansiklopedisi, biliyorsunuz, edebiyatçılar ve nedir, dini ilimlerle iştigal edenler için çok önemli bir ansiklopedisi. İSAM'ın sitesi bir numarada. İki numarada Türk Dil Kurumu'nun sitesi var. Ben arkadaşlar sözlüğü, Türkçe sözlüğü en çok kullanan şair ve yazarlardan biriyimdir diye tahmin ediyorum. Yani orada TDK'da görevli olan arkadaşlar benim kadar o siteye giriyorlar mı? Bu arada birçok kelime de zayıf ve sığ anlamlarını veriyorlar. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun yeniden yapılanmaya gidip o kelimelerin anlamları üzerine biraz daha ayrıntılı çalışması lazım. Onu söyleyeyim. İşte TDK'yı ben bazı noktalarıyla tamamen silmiyoruz tabii ki, o devletimizin bir kurumudur. Güzel çalışmalar da yapıyor. Çok güzel eserler de basıyor. İşte nedir? Yetersiz kaldığını düşündüğüm noktalarda kubbe altı lügatinden faydalanıyorum arkadaşlar. Üçüncü sırada kubbe altı var. Üçüncüsü Kamusi Türkiye, biliyorsunuz arkadaşlar, o site var. Üçüncüsü de Vajeyab arkadaşlar. Bak mesela Vajeyab'a girdim şimdi. Yani haleban kelimesini bilmediniz. Ama şimdi klavyemi de değiştireyim. Buraya ne yapıyoruz? Sözcük ara bölümü var hemen girdiğiniz zaman. Vajeyab.com arkadaşlar. Tamam. Vajeyab kelime yapmaktan geliyor arkadaşlar. Kelime bulmak, özür. Yaften bulmak. Yap da onun geniş zamanı. Vaje kelime, kelime bul. Vaje. Evet. Şimdi bakıyorum. Evet. Vajeh. Evet. Vajeh de neyse, çok şey yapmayayım kelimeleri. Neyse, kelime anlamına çok odaklanmayalım. Hemen şuradan hırıltılı he hale ban. Evet. Hemen bakıyoruz mesela, ben pilot dedim ama yanlış hatırlıyor olabilirim diye teyit ediyoruz hemen arkadaşlar bunu. Haleban. Hidayet konende evapemeya. Evet. Arkadaşlar hemen ne yaptı? Burada evapeyma var. Bildiğiniz bir kelime. Uçak. O zaman nedir? Meslekleri saydığına göre bu nedir? Mühendis zaten saymış. Uçak mühendisi oluyor galiba. Yok. Bak mesela teyyare çi falan demiş. Altında müteradif kelimeleri var. Çok güzel bunun arkadaşlar. Heva nevert. Bak nedir? Astronot için nevert kullanılır mesela. Tamam mı? Şey, neydi, uzayla ilgili bir kelime vardı mesela, burada bak, hevanevert yani hava aracı kullanan demek arkadaşlar. Teyyareçi nedir? Hidayet konende arkadaşlar. Heva peyma bağlı yer falan. Evet. Yani nedir? Biz buradan kelimelerden, tabii biraz Farsçadan Farsçaya bu tercüme olduğu için arkadaşlar, biraz Farsçanızın da. Ama nedir? Böyle geliştirin arkadaşlar. Ben de ilk nedir açtığımda hiçbir şey anlamıyordum. Ama özellikle müteradif ve mütezat var burada. Hem zıt, zıttan ve eş anlamlısı demek arkadaşlar. Bunlara baktığınız zaman Türkçe'de bile kullanılan kelimeler oluyor. Oradan bile çıkarabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Ondan sonra muallima, öğretmenler, ranendeki randen sürmek, sürücüler arkadaşlar, şoförler. Karger ha nedir? Karger işçi, karment ha memurlar,
aşbesha, aşçılar, ondan sonra neccarha, neccarha, mesela neccarhayı marangoz diye hatırlıyorum. Hemen mesela ne yapacağız? Gireceğiz buradan. Neccar, tamam bak şimdi hemen. Yani tabii siz Farsça klavyeyi de yüklemeniz lazım arkadaşlar. Neccar, bakın neccar girdim. Neccar ne diyor? Mesela kesiki eşyayı çubi durust mikonent. Aa, bak gördünüz mü, hemen bulduk. Kesi bir kişi ki diyor ki eşyayı çubi, çöp, ahşap eşyaları hazırlar. Dürüst kerden hazırlamak anlamı da var arkadaşlar. Yani yemek hazırlamak anlamında da dürüst kerden anlamı var. Dürüst tabii doğru anlamı var. Yani dürüst kerden hazırlamak anlamı da var. Bak kesi ki çöp eşyaları, yani ahşap eşyaları hazırlar. Hani tabii ki olduğu için onun sıfatı olacak arkadaşlar. Ahşap eşyaları hazırlayan kişi kimdir? Bunları yapan kişi kimdir? Tabii ki marangozdur. Sizde benim tabii ekranım görünmüyor. Metin olduğu için arkadaşlar, yani oradan Vajayap'tan girip bulabilirsiniz ve ısrarla tavsiye ediyorum kendinizi geliştirmeniz açısından. Evet. Vekilha arkadaşlar, vekil, müvekkil, bu da nedir? Avukatlık. Bir de ona bakmayalım şimdi, evet. Ve gayre arkadaşlar, ve benzeri. Yani mesleklere kafa yormuş. Ama be nazarı u. Fakat ona göre her iş, her bir iş. Öyle diyeyim. Kar iş, her bir iş. Müşkülat, müşkül, zorluk, sıkıntı demek. Sahti de yine müşkülat, problem. Müşkül nedare, yani herhangi bir problem yok demek arkadaşlar. Sahti, zorluk demek. Yine yakın anlamlı kelimeler. Hodeş, kendisi demek. Kendi zorlukları ve müşküllerini vardı. Yani her mesleğin kendine göre bir zorluğu vardırı böyle ifade etmiş arkadaşlar. Ona göre diyor, her işin kendine göre bir zorluğu vardı. Daşten vardı, zaten daşt şeklinde, dar değil de daşt olarak kullanılmış. Var anlamında kullanılmış, evet. Ferhat, Derdebiristan, Ferhat. Debiristan arkadaşlar, Debirestem. Debir şey, nedir? Lise öğretmeni. Tamam mı? Debirestem, ben lise öğretmeniyim demek. Derdebiristan, lise. Lisede de, Ferhat der, lisede de. Be şugul hayi muhtelif. Çeşitli mesleklere be yönelme durumu. Fikr mikert, kafa yordu. O, u, yani o, bad ez Debiristan, liseden sonra be danişgah, üniversite, danişgah, üniversitede şey, B olduğuna göre üniversiteye de gitti. Reften gitmek, rev, geniş zaman kökü arkadaşlar. Reften ben gittim, refti sen gittin, reft o gitti, reftim biz gittik, reftit siz gittiniz, reftent onlar gittiler. Evet, yani Türkçemizde de mesela yola revan olmak, reften rev. Zannediyorum oradan geliyor arkadaşlar. Hani bunların Türkçe kelimelerle bağlantısını da kurmaya çalışın. Reftü amet mesela gidip geliş, trafik demek. Daha önceki metinlerinde zannediyorum gelmişti. Trafik de kullanılıyor tabii ki Farsça'da, onu da söyleyeyim. Ama bizde de amma diye kullanımı var ya arkadaşlar, onlar emma diyor tabii. Badez müddeta, bir süreden sonra, bilahire, sonunda tesmim girift. Bilahire zaten ahire, ahir oradan geliyor. Bilahire, tesmim girift, karar aldı. Girift'ten almak biliyorsunuz, tesmim, karar. Arayeşker, evet arayeşker. Stilist arkadaşlar, modacı gibi falan bir şey düşünün. Beş evet. Burada nedir? Bir ki olsa daha şey olur gramer açısından. O diyor ki karar aldı de ki arayeşker, stilist olsun. U elan
O şimdi, el an şimdi arkadaşlar. El an, konun, eknun, hala, şimdi anlamlarına gelir. Yek arayeşgah. Yani berber gibi falan da düşünebiliriz ama biraz daha moda evi falan da biraz daha genel de düşünebiliriz arkadaşlar. Zaten arasten süslenmek, süslemek anlamına geliyor. Dilara mesela, gönül süsleyen, süslemek anlamındadır arkadaşlar. Dilara var ya bizde, dil gönül, dilara gönül süsleyen anlamına geliyor. Şimdi diyor, o bir moda evi sahibidir. Yani, tamam mı? Bak, stilist olmuş ve bir moda evi, modacı mı diyelim artık, ne bileyim, stilist de böyle yabancı Türkçe'ye de çevirmek. Var ve kareş işini hayli dustaret, işini çok seviyor. Ve nezeri u, ona göre vakti merdüm. Arkadaşlar burada ona göre diyor ki, bak ona göre vakti merdüm ve areş. Bak burada vakti kelimesini arkadaşlar ne yapacağız? Ta buradaki mir, evet, geldiklerinde, geldikleri zaman. Bak, insanlar ona göre, insanlar nedir? Moda evine arayış, gah, onlar gah diyorlar tabii ki. Moda evine nasıl hasta ve heste, yorgun demek arkadaşlar. Ve namürettep, dağınık. Yani yorgun, bitkin, dağınık bir şekilde geldiklerinde, yani biraz daha düzensiz bir şekilde. Dağınık falan, ikisi böyle birbirini. Dağınık bir şekilde, pespaye bir şekilde diyelim. Geldiklerinde, bak nerede? Geldikleri ne? Mi revent, geliyorlar. Yani, tabii ki şey olarak, ama geldikleri zaman, bak geldikleri zaman, gel burada tabii, yani Türkçe çevirirken birebir oradaki zamanlara riayet edemiyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Arkadaşlar, ve bad ez nim, yarım saat sonra, nim saat, nim yarısı, yarım demek arkadaşlar, yarım saat sonra, mürettebi hoş hal, hem şık oluyorlarmış, mürettep, düzgün, hem şık, hem de hoş hal, mutlu, ez areş, arayeş, yah, hem de diyor moda evinden birun, birun dışarı demek arkadaşlar, birun, mireven, dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıkmak. Reften gitmek ama birun reften çıkmak anlamında arkadaşlar. Biya to. Mesela to'nun içeri anlamı da var. Böyle. Tamam mı? İçeri gel falan. Biya tu mu demek lazım? To mu? Telaffuzlarda biraz hatalarım olabilir arkadaşlar. Yıldızlar hata yapabilir ama yanlış yapmaz. Evet. Burada biya gel demek arkadaşlar. Burada da birun dışarı. Dışarı gitmek yani çıkmak. Oradan mutlu bir şekilde, mutlu ve şık bir şekilde çıkıyorlarmış. U hem hoş hal miş, evet. O hem mutlu oluyor arkadaşlar. Tabii o da mutlu oluyor. Hem burada da anlamında. Anca orada kesi kimse narahat nist. Orada kimse arkadaşlar huzursuz değil. Bak, annesi bir ölümle karşılaşıyor, birinin öldüğünü görüyor, annesi mutsuz, tamam mı, oluyor. Öğrenciler nottan memnun değiller. Kimisi mutlu, kimisi mutsuz. Ama diyor, ben modacıyım, herkesi nedir, mutlu ediyorum demek istiyor. Yani ben, geldiler mi pespaye bir şekilde, dağınık bir şekilde, yorgun, argın, bitkin geliyorlar, perişan daha doğrusu. Geliyorlar ama bir yıldız gibi ben onları gönderiyorum diyor. Her şey, bak heme çiz, her şey berayı zibater şodenest, her şey diyor güzel olmak içindir diyor. Burada da tabii ki, evet, siz yine de bu görselliğe bu kadar takılmayın. Bunlar emperyalizmin, kapitalizmin ve siyonizmin oyunları. Evet arkadaşlar, Özgür Çoban iyi günler diler size. Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Evet, yani yıldızlara selam olsun dedik ki, ne dedik? Sloganımız şu arkadaşlar, yıldızlar en az bir doğu bir batı dili öğrenir diyoruz. Yıldızlar için şairane Farsça dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.